daha sürerse aklımı oynatacağım. Ay istese 5 dakikada hazır olabilirim. Bir sihirlik işi var. Baba, annem ne zaman gidecek? Birazdan gider. Nedir bu acelen? Aramızda kalsın. Annem gidince Yavuz'u eve çağıracağım. Hay Allah, nasıl oldu da anlamadım. Baba, yoksa sen annem gidince Yavuz'u eve çağırmama kızıyor musun? Yok canım, niye kızayım? İkiniz de burada gözümün önündesiniz. Ben annene kızıyorum kızım. Benim derdim onunla. Neyse babacığım, takma kafana. Nasıl takmayayım? Zırt pırt kızımın evine Kendal Bey'le gidiyor. Ama ben ne zaman beni Betüş'e götür dersem mırın kırın ediyor. Sinir oluyorum, sinir. İçimden bir ses Taci seni çekiştiriyor diyor. Tam üstüne bastın. Derdin ne senin? Neden kızımın evine benimle, yani babasıyla değil de elin adamıyla gidiyorsun, söyler misin? Hay başlama gene Taci. Başlarım efendim. O eve gitmek Kendall'ın değil, benim hakkım. Canım kızını görmek istediğin zaman çağırırım gelir. Seni bu halinle oralara götüremem. Ama anne, babam da haklı. Onu bu hale getiren sensin. Şimdi de dışarı çıkmasa yardımcı olmuyorsun. Ne olur sanki Betüş'lere götürsen? Götüremem. Sen laf anlamıyor musun? İsterse Betüş buraya gelir onu görmeye. Hem sen babanın avukatı mısın? Niye bana savunuyorsun onu? Adı üstünde babam. İyi o zaman baba kız beraber oturun baş başa. Ben şimdi kendini almaya gidiyorum. Oradan da Betüş'lere uğrayacağız. Ben burada yokken sakın Yavuz'u arayıp onu buraya falan çağırmaya kalkma. Yoksa çok kötü yaparım. Peki. Görüşürüz. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Tövbe tövbe. Keşke bu kadar sevmesem de daha kötü beddualar etsem. Ah babacığım sen üzülme, ne olursun ya. Boş ver, beni kendimle bırak. Hadi git Yavuz'unu ara sen. Dur ben bakarım. Efendim. Aa tamam tamam, bağlayayım, burada burada veriyorum. Eda arıyor. Alo. Aha, tamam tamam biliyorum. Sadık söyledi. Okey tamam. İşten çıkar çıkmaz sendeyim. Tamam. Öpüyorum. Bay bay. Bana bak. Sakın kayınvalideme gideceğini söyleme bana. Gideceğim tabii. Eda çağırdı ya. Hem sen az önce söylemedin mi bizimkiler size gelecek diye akşam? Tamam öyle dedim de. Yani neler olacağını biliyorsun. Eğer kayınvalidem seni evinde görürse mahvolursunuz. Eda ile görüşmenizi istemiyor zaten. Çılgına döner vallahi. Aman üf, umurumda bile değil. Hemen Eda ile görüşmek için elimden gelen her şeyi yaparım. İyi tamam sen bilirsin. Hani ben söylemiş olayım da. Kolay gelsin. Teşekkür ederim anneciğim. Buyurun hoş geldiniz. Kendal'ı almaya geldim. Akşam size geliyoruz ya. Ay, çok iyi etmişsiniz. Benim de işim bitti birlikte çıkarız anneciğim. Tamam ben Kendal'ın ofisindeyim. İşim bitince oraya uğra. Dudu Hanım bana merhaba yok mu? Tabii ki yok. Farkındaysan sen dünyada yokmuşsun gibi davranıyorum. Ama o anlamlı sırtışınızla varlığımı tescil ederek kendinizle çelişmiyor musunuz acaba? Ukala. Çok naziksiniz efendim. Teşekkür ederim. Ah, aklımdayken söyleyeyim. Ben evde yokken sakın bizim eve uğramaya kalkma. Doğduğuna pişman ederim seni. Misafirperverliğiniz gözlerimi yaşarttı Dudu Hanım. Ya sana dedim değil mi? Buna rağmen gidecek misin? Tabii ki gideceğim. İyi sen bilirsin. Girebilir miyim? Tabii ne demek. Gel hoş geldin. Otursana. Nasılsın? Oğlunla karşılaşana kadar çok iyiydim. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi söyledi? Ha, her zamanki küstahlığı. Yani bazen beni o kadar sinirlendiriyor ki damadım Sadık yanında hazine gibi duruyor. Girin. Anneciğim ben hazırım. Eğer Kendal Bey'in de işi bittiyse gidebiliriz. Herhalde bitti. Bitti bitti çıkabiliriz. Ama önce istersen gidip Yavuz'la bir konuşayım. Sana ne söyleyip üzdüyse gelsin özür dilesin kerata. Yok gerek yok canım. Oğlunla aranın açılmasını istemem. Bizim ayrı bir meselemiz var. Ama günün birinde beni gerçekten üzerse ben ona dersini vermeyi bilirim canım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.